Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir kargo açımına, Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Bu tarz videoyu beğenmiyorsanız, yani Instagram'dan A kalite ithal ayakkabı aldığım videoları beğenmiyorsanız kapatabilir, farklı bir videoya geçebilirsiniz. Bunu ayda bir tane yapıyorum ve bu tarz ayakkabıları inanın çok da tercih eden arkadaşlarımız oluyor. Dolayısıyla onlara yönelik yapıyorum. Açıyoruz, bakıyoruz kalitesi nasılmış, nasıl geliyor. Çok fazla üzerine yorum yapmadan da zaten videoyu kapatmaya çalışıyorum. Bu tarz videolara da bir nefret kusanlar da var. Arkadaşlar bir sürü farklı video yapıyorum. Gidin onlara bakın. Bunun tarzı farklı, tavrı farklı. Dolayısıyla yani herkese yönelik olmayabilir. Şimdi yani basketbol ayakkabıları inceliyorum. Mesela koşu yok mu diyorlar. Koşuyu yapıyorum, basketbol yok mu? Hani her video herkese uyacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla izlemek istemiyorsanız, bu tarz replika ayakkabılar hoşunuza gitmiyorsa değiştirebilirsiniz yani. Bir de sen son adı üstünde ayakkabı dahisisin. Yani her ayakkabıya bakman lazım. Yani illa her şey. Türkiye'nin gerçeği yok. Tercih edilmeyen ayakkabılar olsa zaten açmayız bakmayız ama bunlar daha çok tercih edilen ayakkabılar. Bu sefer ne oluyor? Dolandırıcılık oluyor. Abi aldım işte. Ben de dolandırıldım biliyorsunuz. Hatta o videoyu da izlemediyseniz izleyin. Beyaz terliğimsi bir ayakkabı çıkmıştı. Yok beyaz normal şey. 5-10 liralık ayakkabı çıkmış ama terlik gönderilen oluyor, farklı ayakkabılar gönderilen oluyor. Resimde gösterildiği gibi gönderilmiyor. Dolayısıyla çıkış amacımız da buydu zaten. O videodan sonra bunlara başlamıştım, o dolandırılma videosundan sonra. Bu şekilde de ayda bir tane, hani çok fazla da aşırı da bu şeyi yapmamaya çalışıyorum. Ama ayda bir tanesiyle de zaten ne olduğu, nasıl olduğu hepsi belli. Fiyat, performans, sizler kendiniz buna karar verebilirsiniz. Yani çok da burada şikayet edecek veya kötü yorum yazacak bir durum yok. Benim de motivasyonum bu şekilde, bunu anlayabilirsiniz. Ve daha çok da izleniyor arkadaşlar bu videolar. Yani olay bu. Evet, şimdi hemen kutumuzu açalım. Kutulara çok takılmayın. Burada böyle illa orijinal kutu, illa o kutu bu kutu değil. Biraz daha içine bakmak lazım. Dediğim gibi yani 700 TL ile 1000-1100 TL arası değişiyor. Bu ayakkabıların orijinalleri geçen öyle ya. 50 bin liralık ayakkabıyı buradan aldım. Abi orijinal mi diyor. 50 bin liralık ayakkabıyı sen 800 liraya orijinal bekliyorsan zaten burada bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya, 50 bin liralık ayakkabıyı nasıl alabilirsin? 50 bin liradan daha aşağı kim satabilir? Evet, neyse, bunun üstünde çok konuştuk. Hadi şimdi ayakkabımıza bakalım. Sonra da ayağımıza deneriz. Yalnız bu ayakkabının çok hasta olduğum ayakkabılardan bir tanesiydi arkadaşlar. Oo, çok güzelmiş. Çok hasta olduğum, beğendiğim ayakkabılardan bir tanesiydi. Bakalım buradan aldığımızda nasıl geliyor? Evet, bir tanesinin bağcıklarını arkadaşlar geçirdim. Geçirebildiğim kadarıyla. Çünkü bağcıklar iliklenmemiş şekilde geldi. Evet, görünüş olarak zaten bu hepimizin bildiği ve belki de hasta olduğu Air Jordan 6, yani Air Jordan 6. Bu British Khaki mi? Öyle bir ismi var yanlış hatırlamıyorsam. Bir de olive rengi var, yeşil rengi. Bu şu anda yani çok da güzel bir ayakkabı. Birkaç kişide de bunun gerçeğini gördüm. Normalde arkadaşlar sitelere baktım 1500-2000 dolar arası. Yani düşünürseniz 25-30 bin TL'ler civarında bir fiyatı var normalde. Tabi bulmanız, bunu istediğiniz numarada almanız, yurt içi yurt dışı bir sürü problem. Hani bu şekilde de Instagram'dan alındığı zaman ithal olarak nasıl geliyor ona bakmak lazım. Tabii ki bu aynı şekilde beklemek doğru olmaz. Videonun girişinde de söylediğim gibi yani 50 bin lira ile 1000 lira eşit olmadığı gibi. Biraz bakabiliriz yaklaşırsanız. Genel manada hafif elinize aldığınız zaman normalde daha ağır, daha iri olmalı. 45 numara aldım yine her zamanki gibi. Şöyle tabanını biraz gösterebiliriz. Bu da Cactus Jack biliyorsunuz. Yani Travis Scott'ın yine her zamanki gibi farklı 10 numara tasarımları. Altını bayağı beğendiğimi söylemem lazım. İçinde de şeffaf tabanın altında da korkuluk mu diyeyim, o gözüküyor. Onun dışında Cactus Jack logosu var yine. Tatlı bir görüntü var. Benim buradaki Jordan, çıkıntılı Jordan, pembe Jordan hoşuma çok gitti. Hoşmuş. Sarı renkli olması da yine tatlı. Belki bu akşamları parlıyor olabilir mi? Şu an geldi aklıma ama bildiğim kadarıyla yeşilinde parlıyordu. Bunu da parlıyor mu? Bunu da parlıyor olabilir muhtemelen. Akşam bakalım. O akşam bir tekrar bakılabilir aynen. Üstüne bakabiliriz. Üstü normalde çok daha kalın ve tüylü tüylü. Çok sağlam bir yapısı vardı. Bunda nasıl? Ya bunda da fena değil. Biraz daha yumuşak. Bazı yerlerde delikli delikli nefes almasını sağlayan şekilde. Yani fena değil, güzel diyebiliriz. Görüntü olarak ayakta da güzel duracaktır. Ben şöyle iç kısmından yine bayağı beğendim. Cepler çok hoş. Cepler çok güzel. Oralara geleceğim şimdi. Arkaya doğru geçtikçe zaten ayakkabı çok daha güzel bir form alıyor. Çok daha güzel bir görüntü alıyor. Bir tanesinde Nike, bir tanesinde Cactus Jack logosu var. Tutma yerleri de aynı şekilde burada. Silikon tutacaklar. Yine keyifli duruyor. Burada görmüş olduğunuz cepleri arkadaşlar, bir tanesinde böyle çıt çıtlı, bir tanesinde ise şurada görmüş olduğunuz fermuarlı. Artık farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Bozuk para. Veya onlar işte daha hani şey için, smoke için falan tarzı şeyler kullanıldığını söylüyorlar. Yani o cebi genelde Amerika'da böyle kullanılır.
Tabii Türkiye'de istediğiniz bozuk para dediğim biz gibi. De bozuk para. Biz de bozuk para. Masumuz biz. O şekilde kullanabilirsiniz. Diline hemen bakalım. Dilinde normalde şurada da bir cep vardı. Bakayım var mı? Evet bakın burada da bir cep varmış. Ama burada normalde kaktüs çek legosu olması lazımdı. Burada o yok. Yine bunu da ekliyor olmaları güzel. Diğerine de bakayım. Diğerini de olduğunu zannetmiyorum. İkisinin de olması lazım çünkü. Evet bunda da yok ama bu cebi bile koymaları güzel. Şurada da güzel bir çıt çıt da koymuşlar bunu. Yani beklentimden fazlasının çıktığını söylemem lazım. Normalde içinde de kaktüs çek legosu oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. O da yok. Sadece burada dilde Air Jordan, şurada görmüş olduğunuz plastik üstüne kazınmış ve iki tane tutacak şeklinde. İçinde kaktüs çek Jordan 6. Yazıyor. Nerede? İçinde dediğin şeyde. İçinde evet. Yazıyor ama şurada da yazması lazımdı dikişle. Anladım. Onlar yok. Bu tarz farklı detaylar mevcut. Dıştan bakıldığı zaman çok güzel, gerçekten çok hoş bir görüntüsü var. Rengini çok beğendim. Bence şöyle yapılabilirdi. Bir tanesini şu bağcıktan yani şurada infrared mi diyeyim, ne diyeyim buna? Pembemsi, kırmızımsı. Nar çiçeği bağcığı da koymak daha güzel gösterebilir bir tanesinde en azından. Bilmiyorum, bu benim şahsi fikrim zaten. Bu şekilde şöyle içine biraz daha petlemelerine bakabiliriz. Ve sonra da ayağımıza deneyelim fazla uzatmadan. Ne diyorsun? İçten de fena değil. Şu an tuttuğum zaman tipik. Yani bütün ayakkabılarda 3 aşağı 5 yukarı böyle oluyor. Normal. Biraz hafif ezilmiş gibi bazı yerleri ayağımız içine girince bunlar toparlanıyor. Şöyle biraz dikiş kalitelerine bakabilirsin. Biraz daha dikişlerine yanaşabilirsin. Veya işte aynı şekilde yapıştırıcı lekesi şu bu var mı onlara bakabilirsin. Yani işçiliği fena değil. Evet yani incelediğimiz güzel ayakkabılardan bir tanesinin olduğunu söylemek lazım. Biliyorsun Nike'dan falan aldığımız zaman birçok basketbol ayakkabısında bu tarz lekeler veya dikiş atmaları daha çok oluyor. Ya ben mesela senin ayağında görsem hani... Olabilir. Olabilir yani çok fazla ayırmanız mümkün olmayabilir. Yani. Biraz tabanı daha farklı renk oluyor. Biraz da tabii rahatlıktan. Ben biraz büyük alıp tabanlıkla giyeceksem eğer tabanlıkla giymeyi seviyorum. Sizler de o şekilde tercih edebilirsiniz. Bu ayakkabıyı bana gönderen Sportik TC sayfasına da teşekkür ediyorum. Sizler de almak isterseniz aşağıya açıklama kısmına link bırakacağım. Hani girip bakabilirsiniz. Böyle zaman zaman büyük indirimler falan da yapıyorlar. Hani bir tane denk getirebilirsiniz. Zaten böyle bir ayakkabı aldığınız zaman haftada bir, ayda bir giydiğiniz zaman yeterli olur. Hani farklı kombinlerinizin altına falan güzel gidebilir. Bilmiyorum deneyebilirsiniz veya 30 bin lira 40 bin lira verip gerçeğini bulabiliyorsanız gerçeğini de alabilirsiniz dedikten sonra hemen şimdi ayağımıza giyelim ve çıkışımızı yapalım. Şundakini çıkartalım. Bunu iliklemekle şu an uğraşmayacağım. Çünkü arkadaşlar bağcıklar şuradaki Jordan logosunun altından geçmesi gerekiyor. Öyle olduğu için de biraz yorucu oluyor açıkçası. Ben sadece şöyle dıştan giyeceğim. Evet. Tam oldu ama bu 44 numara olabilir mi bu arada? Yok 45'miş. Arkadaşlar çok daha küçük geldi normale göre. Genelde 45'ler bana hafif büyük gelirdi. Bunu da alacaksanız ona dikkat edin. Yani normal hep Nike aldığınızdan büyük almanız gerekiyor. Çünkü bu şeyler daha doğrusu bilekliler hep böyle oluyor gerçi yani. Normal mağazadan da alsam, Instagram'dan da alsam eğer ki böyle bir boğaz kısmı varsa... Ama ayakkabı da bana çok büyük gelmedi. Evet ayakkabı da küçük. 45'ler bayağı büyük oluyor. Yani şu anda arkadaşlar parmaklarım bayağı bayağı buradan vuruyor. Siz de ona dikkat edin. Onun dışında dediğim gibi hafif, ilginç bir şekilde yastıklaması da güzel. Yani çok sert ve ağır bir yastıklama yok. Bayağı rahat bir yastıklama var ama ne diyorsun tip olarak? Güzel. Fena değil, ben güzel beğendim. Gözüküyor değil mi? Hı-hı. Benim de hoşuma gitti gerçekten. Kahverengini zaten evet. Çok severim. Benim de hoşuma gitti arkadaşlar. Evet, keşke bir tık daha büyük olsaymış. 46 numarası var mı yok mu ona emin değilim. Ama dediğim gibi dar, onun da bilincinde olun. Cepler mekler nasıl gözüküyor? Çok hoş. Evet, fena değil. Yani Instagram'dan bir ayakkabı tercih edecekseniz, normalde bu paraları veremiyorsanız ve giymek istiyorsanız tercih olabilir. Dediğim gibi diğerlerine oranla daha rahat geldi. Böyle altınızda da güzel bir yastıklama hissini de hissetmiyor değilsiniz, hissediyorsunuz. Güzel, keyifliymiş gerçekten. Evet ama bu kadar küçük benim giyebileceğim gibi değil. Dediğim gibi ayaklarım bayağı buradan vurdu. Belki 46 numarasıyla bunu değiştirmem gerekebilir. Bu şekilde. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Instagram'dan ayda bir bu şekilde yapıyoruz. Bir dahaki ay hangi ayakkabıyı inceleyeyim açıklama kısmına yazarsanız. Tabii her zaman o yazdığınızda inceleyemiyorum. Çünkü numarası kalmamış oluyor. Hemen bitmiş oluyor. Elimde stok olmuyor. Dolayısıyla Sportik Teyce adresinden hangi ayakkabıyı incelememi istiyorsanız açıklamaya yazın. Eğer varsa ben de onu almış, incelemiş olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük.